Merhabalar çocuklar, sorumluluk dersimizin ikinci videosuyla sizlerleyiz. İlk sorumluluk videomuzda sorumluluk nedir, sorumluluklarımız nelerdir ya da işte hak ve sorumluluk kavramının birbiriyle olan ilişkisi hakkında konuşmuştuk. Bu dersimizde de sorumluluklarımızın neler olduğu ile ilgili konuşacağız. O zaman dersimize başlayalım. Şimdi bizler doğduğumuz andan itibaren aile dediğimiz bir yuva içinde oluruz. O bizim ilk içinde bulunduğumuz kurum ve toplumun da en küçük kurumu olan ailedir aslında. Nasıl ki anne babalarınızın ya da işte tanıdığınız diğer büyüklerinizin belli sorumlulukları varsa sizin de onlar gibi sorumluluklarınız var. Bu sorumluluklarınız neler? Mesela şu an sayacaklarım sizin ailenize karşı olan sorumluluklarınız. Mesela anne babanızın size karşı belli sorumlulukları var. Sizin de onlara karşı olacak. Şu an biz sizin ailenize karşı olan sorumluluklarınızdan başlayalım. Mesela siz anne babanızın sevgi ve saygıya dayalı sözlerini ve uyarılarını dikkate almanız gerekiyor. Çünkü sizler belli söz ve uyarıları dikkate aldığınızda aile bireyleriniz sizlerin iyiliği için ya da sizler için daha faydalı olacak durumlar için sizi uyarıyorlar. Bunu dinlemek sizin sorumluluğunuz olan bir durum. Unutmayalım. Başka ne sorumluluklarım varmış benim aileme karşı? Bir bakalım. Mesela anne babalarınızla her zaman iletişim içinde olunuz. Onlarla gün içinde yaşadığınız güzel ve sıkıntılı durumları paylaşınız demişiz. Evet, bu da sizin sorumluluğunuz. Gün içinde herkes çok güzel şeyler yaşamak zorunda değil. Bazen gün içinde sıkıntılı durumlar, üzüldüğümüz durumlar ya da olaylar da yaşıyoruz. O yüzden bunları ailenizle paylaşmak da aslında sizin sorumluluğunuzda olan bir durum. Ya da işte üçüncü olarak demişiz ki mesela aile huzurunu bozacak kötü davranışlardan uzak durmak. Bu da sorumluluğunuzda olan bir durum. Hatta sadece sizin sorumluluğunuzda olan bir durum değil. Bu anne babanızın da sorumluluğunda olan bir durum. Çünkü aile olarak belli bir yapı, belli bir toplumun parçasını oluşturuyorsunuz. Ve bu anlamda huzur bozacak kötü davranışlardan uzak durmak aile bireylerinin tamamının aslında sorumluluğudur. Ya da diğer maddemizde demişiz ki yapabileceğimiz ev işlerinde büyüklere yardımcı olmak. Bu mesela burada işin içine iş bölümü ya da iş birliği gibi kavramlar giriyor. Biz bunları okullarımızda da yapıyoruz, hatırlayın. Sınıfta arkadaşlarınızla bazen birlikte yapmanız gereken grup ödevleriniz oluyor, bazen etkinlikleriniz oluyor. Bunları yaparken de mesela birbirinize yardımcı oluyorsunuz aslında. Aynı sistem ailede de geçerli. Ailede de sizler kendi gücünüzün yettiği kadar ya da işte aile büyüklerinize yardımcı olabileceğinizi düşündüğünüz işlerde onlara yardımcı olabilirsiniz. Bu da sizin sorumluluğunuzda olan bir durum. Ya da işte evdeki araç gereçleri dikkatli kullanmak demişiz. Bu da aynı şekilde yine okulla ilişkilendirebiliriz. Yine okulda da işte size emanet edilen belli başlı eşyalara karşınız dikkatli olmanız gerekiyorsa aynı şey ev içinde geçerli. Evdeki araç gereçlerinize de aynı hassasiyeti göstermek sizin sorumluluğunuzda olan bir durum. Ne kadar çok sorumluluk varmış ailemize karşı. Devam edelim. Mesela demişiz ki verilen işi zamanında yapmak. Evet, verilen işi zamanında yapmak da yine sizin sorumluluğunuzda olan bir durum. Ya da konuşurken, yemek yerken, giyinirken ya da herhangi doğal davranışlarınızda kibar, nazik ve düşünceli olmanız da sizin sorumluluğunuzda. Sonra kötü söz ve hareketlerden uzak durmak da sizin sorumluluğunuzda. Ya da kişisel temizliğinize dikkat etmek. Kişisel temizliğe dikkat etmek derken ne demek istiyoruz? Mesela dişlerinizi fırçalamak, mesela düzenli olarak tırnaklarınızı kesmek. Bunun gibi davranışlar kişisel temizlik davranışıdır. Bu kişisel temizlik davranışına dikkat etmek de sizin sorumluluğunuzda olan bir durum. Ya da evdeki ortak kullanım alanlarını, yani nereler buralar? Örnek veriyorum, mutfak olabilir, banyo olabilir, tuvalet olabilir, oturduğunuz oda olabilir. Bu alanları ya da kendinize ait odanızı, bunların tamamını temiz tutmak
Yine sizin sorumluluğunuzda olan bir durum. Ya da işte okulla ilgili kitaplarınızı, defterlerinizi ya da giysileriniz olabilir. Bunları uygun şekilde kullanmak, düzenli kullanmak ya da beslenmenize dikkat etmek sizin sorumluluğunuzda olan bir durum. Az evvel dedik ki iş bölümü, işbirliği, dayanışma bu anlamda önemli. Evde de aynısı geçerli. Siz tüm bunları yaparken bir kardeşiniz varsa onunla birlikte sorumluluklarınızı bölüşebilirsiniz. Çünkü onun da belli başlı sorumlulukları olacak. Bu anlamda birbirinizin yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Ailemizdeki sorumluluklarımız aslında belki bu saydıklarım dışında da vardır ama belli başlı olarak bunlar. Ama benim sadece aileme karşı sorumluluklarım yok, çevreme karşı var, okula karşı sorumluluklarım var. O yüzden ben bir de okula karşı olan sorumluluklarımdan bahsedeyim. Acaba onlar nelermiş? Mesela okulda bize emanet edilen sıra, dolap gibi okul eşyalarını dikkatli ve temiz kullanmak. Bakın bu en önemli sorumluluklarımızdan birisi. Sınıfımızın, okul bahçemizin temizliği konusunda duyarlı davranmak, evet, oraları, o alanları temiz tutmak, tutulmasını sağlamak belki. Bahçemizdeki bitkileri korumak, doğru, okul bahçemizde varsa işte fidanlarımız, çiçeklerimiz, ağaçlarımız, bunları korumak. Öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza karşı saygılı olmak, evet. Bu sorumluluğunuz olan durum dışında aslında medeni bir birey davranışıdır. Kişiler birbirlerine saygılı olmak durumundadırlar. Bu onların sorumluluğudur. Dersleri zamanında girip çıkmak sorumluluğunuz ve derslere her zaman hazırlıklı olmak. Diğer videomuzda konuştuk. Bunu derken ne demek istiyorum? Mesela defterlerinizle, derslerinize ya da işte kitaplarınızla tam olarak o derste size ne lazım olacaksa onunla birlikte gitmeniz sizin sorumluluğunuzda olan bir durum. Peki şimdi konuyla ilgili sorularımız var. Bir sorularımızı cevaplayalım bakalım. Konumuzu anlamış mıyız? Konumuzu daha da pekiştirelim. Birinci soruyla başlayalım. Birinci sorum bana diyor ki, yukarıdakilerden hangileri sorumluluklarımız arasındadır? Bakalım, oyun oynamak, çevremizi temiz tutmak, derse zamanında gitmek, başkalarının haklarına saygı göstermek. Burada şu devreye giriyor. Siz burada şunu bileceksiniz. Hak neydi? Sorumluluk neydi? Şimdi hak benim sahip olmam gereken şeylerdi. Sorumluluk da sonuçlarını üstleneceğim. Yani yapmam gereken şeyler. Şimdi oyun oynamak benim hakkım. Aferin. Çevremi temiz tutmak sorumluluğum. Derse zamanında gitmek, az evvel konuştuk, sorumluluğum. Başkalarının haklarına saygı göstermek, sorumluluğum. O zaman ben sorumluluklarımı arıyordum. Evet. Peki ben o zaman 2, 3 ve 4 öncülünün yer aldığı bir şık bulursam, evet, işaretleyebilirim. D şıkkı benim cevabını aradığım bir şıktı. Devam ediyorum. İkinci sorum diyor ki, sorumluluk sahibi bir birey, 3 tane öncül verilmiş, bu davranışlardan hangilerini yapar? Sorumluluk sahibi bir birey. Bakalım, sorumluluk sahibi bir birey kendi kararını verebilir mi? Evet, sorumluluk sahibi bir birey kendi kararını aslında verebilir. Sorumluluk sahibi bir birey kendi yararını gözetir demişiz. Bu acaba doğru olabilir mi? Bir düşünelim. Mesela bazen kişinin yararına olan şeyler bir başkasının zararına olabilir. Sadece kendi yararımıza olan durumları düşünürsek doğru bir karar almış olabilir miyiz acaba? Evet, olamayız. O yüzden ikinci öncülü eliyorum. Sözlerinin etkisini düşünerek konuşur. Evet, sorumluluk sahibi bir birey bunu da yapar. O zaman ben şıklarda 1 ve 3 öncülünün yer aldığı B şıkkını işaretlersem doğru cevabı vermiş olurum. Devam edelim. Sorularımız bitmedi. Son iki sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun sorumluluğu değildir? Hemen şıklarıma bakıyorum. Aile bütçesi yapmak, kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenmek, kararlarında ısrarcı olmak, yıkanmış kıyafetlerini yerleştirmek. Şimdi bakalım,
Aile direkt ilk şıktan hemen aslında cevabı bulmuş olmamız gerekiyor. Aile bütçesi yapmak sizce çocuğun sorumluluğu mudur? Çocuğun görevi midir? Çocuğun yapması gereken bir şey midir? Hayır. Çocuklar evet kendi bütçelerini yapabilir, haftalık harçlıklarıyla bunu sağlayabilir ama aile bütçesini yapmak çocuğun sorumluluğu değildir. Geldim dördüncü soruma. Dördüncü sorum aslında bir boşluk doldurma sorusu. Nasıl sormuşlar bana bir bakalım. Diyor ki, yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir demiş sorumuz. Nokta nokta. Kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesidir. Aa, ben bunun cevabını biliyorum sanki. Neydi? Kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesine ben yardımseverlik mi diyordum, dürüstlük mü diyordum, güvenilirlik mi diyordum, yoksa sorumluluk mu diyordum? Evet, doğru bildiniz. Sorumluluk diyordum ben. Kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesine, hatta bu görev ve durumlarda oluşabilecek sonuçları da üstlenmesine ben sorumluluk diyordum. Sorumluluk konusuyla ilgili sorularımız bu kadardı. Konuyu iyi pekiştirdiğinizi düşünüyorum. Sorumluluk konumuzu burada sonlandırmış bulunuyoruz. Konumuzla ilgili dediğim gibi bilmemiz gereken belli başlı şeyler var. Mesela sorumluluk nedir? Sorumlulukla hakkı karıştırmıyoruz. Sorumluluk nedir? Hak nedir? Ya da onun dışında ailemize karşı sorumluluklarımız, çevremize karşı sorumluluklarımız, okula karşı sorumluluklarımız. Bunlar bu konuyla ilgili bilmemiz gereken belli başlı şeyler. Bu yüzden bunları tekrar ederken göz ardı etmeyelim. Dediğim gibi sorumluluk konumuz bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.